Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin KAS şirketinin tasfiyesine karar vermesinin ardından KAS çalışanları Ercan Havalimanı girişindeki çemberde açlık grevine devam ediyor. Gelme buraya. Bir KAS çalışanı içine bulundukları durumu özetledi. Hükümet ortağı Serdar Denktaş'a eleştiriler yöneltti. Bizlerde olmasanız zaten bizi gören duyan olmayacak, öyle görünüyor bu memlekette. 21 yaşındaydım bu şirkete girdiğimde. 30 yaşına geldim. 8 senedir, 9 senedir battıydı, çıktıydı, indiydi, kaldıydı, yok olduydu. Sonunda bizi yok etmeyi başardılar. 16 Temmuz'dan beridir sokaklardayız. İşsiziz, 6 aydır maaş almıyoruz. 2014'te yine aynı durumları yaşadık. 3 aydan fazla işsiz kaldık. Dönemin Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş bugün hükümet ortaklarından bir tanesidir. Başbakanlık önünde çıkıp bizlere sözler verdi. Münhel açarak, bakanlar kuruluyla münhel açarak bizi kasa tekrardan gönderdi. Gidin şirketi yaşatın. Devlet şirketidir. Elimizden geleni yapacak diye. Onun sayesinde geldik, şirkete başladık. Zamanında 2014'ten önce 2300 TL maaş alırken 1500 TL'ye 2 sene işlettiler bizi. Şirketimizdir dedik, devlet garantisi altında dedik, yaşatalım dedik, elimizi taşın altına koyduk. 2 sene boyunca o şekilde çalıştık. 2018'e geldik. O zaman bize söz veren Sayın Serdar Denktaş, bugün hükümet ortağı, özel şirkettir dediler. 6 aydır da bizleri oyalamaya devam ettiler. Yine şirketinizi yaşatacak, işinize gideceksiniz diyerek susturdular. 6 ayın sonunda da şirketin tasfiyesini verdiler. Biz de gördük ki hiçbir şekilde iyi niyetleri yoktur. Bugünden itibaren açlık grevine başladık. Memleketimizde şu anda çalışanlar, kamudakiler, başımızdaki hükümetlerimiz 13. maaş aldılar bugün. Biz 6 aydır maaşsız. Çocuğu olan arkadaşlarımız çocuklarına bakamayacak duruma geldi. Bebekleri olanlar süt alamıyor, bez alamıyor. Çocuklara olanlar pazartesi günleri çocuklarına haçlık veremiyor. Dörtlü koalisyonun derhal istifa etmesi gerektiğini belirttiler. İnşallah bu hükümet buradaki bu çocukların bu duruma düşürdükleri için utanır ve bugünden itibaren istifa eder. Ama maalesef bu dörtlü koalisyonun istifa etmeye niyeti yoktur. Bu memleketi daha da kötüye götürmeye niyetleri vardır. Bugün öyle bir karar alındı ki saat 9 ve 10'dan itibaren, bugün sabahleyin 10'dan itibaren açlık grevine gidildi. Bugün burada havadan taş da yağsa biz buradan ayrılmayacağız. Bu işin sonu ya ölümdür ya da bu hükümetin bu duruma önüne geçmesidir. Eğilim önüne geçmezse ya ölüm olacak, yani mezara gidilecek veyahut da hastaneye gidilecek. Bir diğer KAS çalışanı ise Maliye Bakanı Serdar Denktaş'a adam ol çağrısına bulundu. 2012 yılında KAS şirketine işe başladım. İki çocuk babasıyım. Bundan 4 yıl önce 2014 tarihinde yine belediye seçimleri vardı. 29 Haziran'da oyumuzu kullandık. 30 Haziran günü durdurma kağıtları elimize verdiler. 5 ay dışarıda, o zaman yanımızda tabi beraber çalışırdık. Kıbrıslı Kayaları mağdurlarda vardı. Abilerimiz vardı. Onlarla beraber çalışırdık. Kıbrıslı Kayaları binası önünde eylem yaptık. Grevler yaptık. Grevlerimizi başbakanlık önüne taşıdık. O dönem başbakanı Sayın Özkan Bey ve Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Bey aynen şu sözcükleri kullandı. KAS devletindir. Devlet kurumudur. Ve gidin devlette kasa sahip çıkın. Eğer beni muhakkak bunu izleyeceksin, sana küçük bir sözüm olacak. Çünkü ben bildiğim Denktaş baba vardı. Rahmetlik nur içinde atsın. Onun gibi adam ol. Eğer sözün eriysen, gıl kadar da vicdanın, utanman varsa bizi bu sokaklarda bırakmazsın, sahip çıkarsın. Aydır işsizlik, 5 kuruş paramız yok, alacaklılar kapıya dayandı, hükümetimiz hala daha ses vermiyor.
bize cevap vermiyor. Açlık grevini ölene kadar devam ettirecek. Eve de gitsek açık, burada da olsak açık. Değişen bir şey yok. KAS 2009'da KTV'nin batmasından kuruldu. KAS 2009'dan bugüne kadar her zaman devlet güvencesi altındaydı. 2009'da savcılık raporu da var. 2014'te de var. Hatta 2014'te Münhal da açıldı. 2014'te biz işsiz kaldığımız için bizi tekrar aldılar. Gelinen her şey ortada. İşsiz kaldık. Şu an maaş yok. İşte attık dediler. Durdurma vermediler. Kağıtlarımızı vermediler.